Merak etme yakışıklı. Sana söz veriyorum bulacaklar anne. Bu yakışıklı annesini kaybetmiş. İşletmenin müdürüyle konuştum ben de. İlgilenecek çocuklar. Biraz da gerilmişiz galiba. O yüzden bize misafir olacak bir süre. Gel gel, burada otur. Ay ne anneler var yani. İnsan çocuğunu böyle başıboş bırakır mı? Hayret bir şey. Gel. Bence arıyordur zaten annesi diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Bu kadar yakışıklı bir oğlan aranmaz mı? Çok yakışıklı değil mi? Hı. Adın ne senin bakayım? Nereye gitti bu çocuk ya 2 dakikada şimdi? Annem hırsından dünyayı gördüğün mü var acaba? Ela ne ima ediyorsun sen ya böyle? Bir laf sokmalar, bir şeyler. Ne konuştun sen dün annemle telefonda? Telefonda değil, yüz yüze. Ne? Can? Bu insanların ne işi var burada? Derya. Anne dur. Anne? Ne dedin sen? O benim annem. Anne! Senin annen o mu? Annem. Seni çok özledim anne. Yakışıklı. Bu kadın mı senin annen? Emin misin? Anne duymuyor musun beni? Anne. Anne mi diyor, ben mi yanlış duyuyorum? Evet Benancığım, düpedüz bayağı anne diyor. Bu kadının çocuğu mu var? Anne hani o Kıbrıs'taydın? Ne zaman döndün? Dünce niye eve uğramadın? Kıbrıs mı? Hepsini anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Handan neyi anlatacaksın? Çocuk sana anne diyor. Neyi anlatacaksın? Anne bu adam kim? Sen ablamın patronun arkadaşını nereden tanıyorsun? Ya bırak ya, annemle konuşuyorum. sana daha önce anlatmam gerekir. Abla. Ablam ne dedi? Ablam anneme ne dedi? Can. Ablacığım çok özür dileriz ya. Böyle birden tuhaf oldu. Can da seni görünce heyecandan atladı tabii. Bana bırak. Handan ne oluyor burada? Ha? Bu çocuklar kim? Ne oluyor burada? Hı? Can yüzünden. Sizin de kafanız karıştı tabii, haklısınız. Biz annemizi çok erken kaybettik. O yüzden Handan ablam hepimize anne gibi oldu. Can da kıyamam, küçük. Hep anne der ablama, öyle alıştı tabii. Derya bir şey söyle. Hadi sıkılmadın mı ama artık bütün bu saçmalıklardan? Benim kardeşime bakmam lazım. Böyle mi sahip çıkacaksın kardeşlerine? Bora sen bu çocukları nereden tanıyorsun ha? Bu kadın yalan söylüyor baba. Senin gözlerinin içine baka baka dünyanın en saçma, en adi yalanını söylüyor. Can ya, tamam dur artık bırak. Bak tamam ablan gelecek şimdi bak geldi gideceğiz. Ya dur. Bırak. Ben ablamı istemiyorum, ben annemi istiyorum. Hadi Can gitmemiz lazım, hadi hayatım. Gitmek istemiyorum abla. Can gitmemiz lazım güzelim, hadi. Neden gitmemiz lazım? Ablam niye öyle dedi? Can. Ben bir gidip taksi bulayım. Can lütfen hadi gitmemiz lazım, ne olur gel benim. Ben eve annemle gideceğim. Gitmeyeceğim ya. Can dur dedim ya. Hanımefendi. Pardon. Gitmeyeceğim diyorum abla ya. Nefret ediyorum senden. Can lütfen hadi ne olur. Anne nefret ediyorum senden abla ya. Orada dur işte gel. Bakın ben gerçekten çok özür dilerim. Çok tuhaf oldu böyle farkındayım. Ama inanın yani yalan falan yok. Ya olur mu öyle şey? Ablamın öyle oğlunuzun şey yaptığı gibi sakladığı falan bir şey yok yani. Ela. Dündar artık evde konuşabilir miyiz? Artık siz konuşmayacaksınız Handan Hanım. Yeter sizin konuştuğunuz. Artık belgeler anlatacak. Her şeyin ispatı burada. Baba. Bora. Yeterince etrafa rezil olduk. daha fazla konuşma. Evet. Bu kadar yeter. Bu zarfın içinde ne varsa ve burada ne oluyorsa evde devam edecek. Siz ve kardeşlerinizle küçük hanım bizimle geliyorsunuz. Bundan önce beni bir dinleseydin. Dinleyeceğim Handan. Dinleyeceğim ama şimdi değil, evde. Hepimiz dinleyeceğiz. Her şeyi anlatacaksın. Derya ablam gelmedi. Can'la beraber eve döndüler. Olsun canım, önemli değil. Artık içeri geçelim mi? Derya nerede? Derya ablam gelmedi. Ufaklık. Çok yorulmuş. Kafası da karışmış haliyle. Derya onunla gitti. Sen bunun ne kadar önemli olduğunu anlamıyor musun Barış? Burada olması gerekirdi. İspatı burada diyordum Bora. O zaman başka kimseye ihtiyacım olacak ha? Doğru, evet. Heh. İspatı da burada. Ben seni hatırladım. Geçen gün buradaydın. Hani butikten geliyordun? Niye yalan söyledin? Ben Handan ablamı çok özlemiştim. Belki bilinsin istemez dedim. O yüzden o butik yalanını attım. Özür dilerim. Sizi de zor durumda bıraktım, onu da. Hadi buyurun o zaman, geçelim. Niçin çekindiniz Handan Hanım? Çekinmedim. Ne olacaksa olsun artık. Bu zarfı açmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, ben yani ne olduğunu bile anlamadım. Açabilirsin. Diyecek bir şeyin kalmadı tabii. Ya aç aç diye tezahürat falan mı bekliyorsunuz? Ben anlamadım ki yani şu zarfı artık açsanız da hani onun üzerine mi konuşsak? Rica ediyorum. Hüsnü haklı. Bora, bu belge tam olarak neyin ispatıydı? Handan Hanım'ın 3 çocuk annesi olduğunun ve bunu bizden sakladığının ispatı, tüm resmi belgeleriyle. Bu belgeye göre Handan'ın çocuğu falan yok. hiçbir zamanda olmamış. Ne? Nasıl? Ay, bu sevimsiz gösteri bittiğine göre biz de artık çıkabiliriz çocuklar. Gelin bakalım, yukarı çıkın. İyi geceler. Abi, bir şey söyle. Son umudumla artık. Selin, halan haklı, hadi ikiniz de yoruldunuz, odanıza geçin. Hadi canım, hadi, hadi. Abla, biz de gidelim mi artık? Yeteri kadar aile işlerine burnumuzu soktuk. Tabii ki gidelim Barış'cığım. Neticede aile gibi olsak da biz aileden değiliz. Değil mi Dündar? Oldu o zaman, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buranı sen kazandın. Tebrikler. Ya ben ne yapmış olabilirim Allah aşkına ya? Bora, Handan'ı neyle suçluyorsun hala? Nüfus bilgilerini değiştirecek kadar eli kolu uzun bir dolandırıcı olmakla mı? Abartmıyor musun ha? Doğru. Bu kadın daha düne kadar terzi yamağıydı. Böyle bir şeye boyu yetmez. Bu işin içinde başka bir şey var. Ama ben onu da öğreneceğim. Handan? Beni kardeşinle tanıştırmayacak mısın? Ha. Kardeşim. Ah, merhaba. Ela ben. Diğerleriyle tanışmıştık ama sizinle kısmet olmadı. Memnun oldum. Memnun oldum Ela. Lütfen. Bora. Gece istediğin gibi neticelenmemiş olabilir. Ama ben burada bir düzen döndüğüne, bir oyunlar oynandığına ve senin haklı olduğuna inanıyorum. Biliyor musun, hayatımda ilk defa dolambaçlı yollara girdim. Ailem için. Biliyorum. Ama olmadı. Elime yüzüme bulaştırdım. Çünkü tecrübesizsin. Senin o girmeye çalıştığın dolambaçlı yolları bir uçtan bir uca ben defalarca kat ettiğim için, hatta bazılarını benim icat ettiğim bile söylenebilir. Neyle uğraştığını biliyorum. Sana yardım edebilirim. Abla, hadi. Bu işin peşini bırakacak değilim. Ama teşekkür ederim. Kendi yolumda yalnız yürürüm. Babası gibi. Yalnız kurt. Ben sizi yalnız bırakayım. Pek görüşemiyordunuz, öyle söylemişti Ela. Evet evet, Derya ablam Handan ablamla küsler diye işte. Evet, Bundan sonra sık sık görüşürsünüz artık. Ay hadi inşallah. Ben Servet'e söylerim. Ela'yı gideceği yere kadar bırakır, tamam mı? Ama acele etmeyin. Oturun biraz sohbet edin. Sağ ol Dündar. Ölüyorum sandım. Ölüyorum sandım. Biz ne yaşadık ya? İnandılar mı gerçekten? Atlattık mı? Bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama galiba atlattık. Peki o belge neydi? Nasıl çocuğun yokmuş? Ya hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ne olduğunu bilmiyorum ama şu an bitti. Yani en azından şu an içim bitti. Ne olacak peki şimdi? Buraya mı taşınacağız? Ne yapacağız? Ya bir dur Allah aşkına bilmiyorum. Olabilir zamanla ne bileyim. Ay Saliha teyze de her gün darlıyordu kirada diye. Alsın artık evini başına çalsın. Koskoca malikanemiz var bizim artık. Aman aşkım bana bak o da olur ama zamanla alıştır tamam. Aman anne ya alıştı bu geceden sonra. Şişt. Anne deme ne annesi? Bir de uyan olacak. Ayrıca bak yani sadece bizim değil herkesin alışması lazım. Can'ın alışması lazım. Ya ağzından anne diye kaçırırsa ne yaparsa o zaman? Ya Derya her şeyi bozarsa? Klasik. Bana bak. Neyse ki üstümde para var. Füsun. Aldım hepsini. Tamam. Ev sahibine şimdilik yeter. Gerekirse ben sonra yine vereceğim. Tamam. Servet şimdi bıraksın seni eve oldu mu aşkım? Ay rüya gibi. Ama daha iyi çünkü gerçek. Gel buraya. Ay. Neye uğradığımızı şaşırdık bu akşam değil mi? Sen şimdi bir sürü şey sormak istiyorsundur bana ama... Abla, annem bizi istemiyor mu? Olur mu öyle şey? İstiyor tabii. Ben ona ne kadar kızsam da... O kendi tuhaf hayal dünyasında bizim için en iyisini istiyor. Ama yöntemleri biraz farklı diyelim. Peki o insanlar kimdi? Ne yapıyorlardı annemin yanında? O insanlar sanırım bundan sonra biraz daha fazla göreceğimiz insanlar. Ama umalım ki bu akşamki kadar tatsız olmasın. Sabah da bunlara rüyaymış der geçeriz artık değil mi? Ben de rüyalarımı hep unuturum zaten. Harika. Tam isabet çünkü bu tam unutulacak bir rüya. Selam. Tam mesaj atacaktım sana. Ne oldu? Geldim. Annemin özel şoförü bıraktı. Uyudu sonunda. Ne oldu anlat bakalım. Patladı mı Handan Hanım'ın balonu? Niye patlasın ki? Annemizin ablamız olmadığı gerçeği yüzünden olabilir mi? Öyle mi? Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Kızım sen annemizin ablamız olmayışına dayanak mı istedin az önce? Ne bu halin senin? Ne oluyor? Ne bu rahatlık? Ne oldu? Bir anlatsana şu evde ya. Hiçbir şey olmadı abla. Yediler yuttular hikayemizi. O patronun mudur nedir? Bir ispatım var falan diye geldi ama fos. Nasıl ya? Allah'ın hikmeti işte. Bilmiyorum. Deşmekle işime gelmiyor açıkçası. Madem siz böyle dört ayak üstüne düştünüz sen niye döndün güzelim fakirhanemize? Konuştuk annemle. Acele etmiyoruz. Yani herkes alışana kadar. Bu arada bu herkese sen ve Can da dahilsiniz. Gidip orada 2 dakikada her şeyi patlatmayın diye ben bu fakirhanede sürünmeye devam. Bu fedakarlığımı da unutma lütfen ablacığım. Handan, ne oldu? Bu saatte bir şey mi oldu? Ya uyandırdım seni de bu saatte ama neler olduğuna inanamayacaksın. Dündar'ın oğlu Bora var ya, beni araştırmış. Dün böyle bir tane kocaman bir zarf geldi, üstünde adım falan yazıyor. Böyle artık dedektif mi neyse yani bütün nüfus bilgilerimi falan çıkarttırmış. Güya her şeyi ortaya çıkaracak. Tam yakalandık dedim. Ne olduğuna inanamazsın. Ay ne oldu? Ne çıktı? Söylesene. Hiç. Ya kocaman bir hiç yani hiç derken. Hiç çocuğum yok görünüyor. Nasıl yani? Resmi bir belge diyorsun. Nüfus bilgileri falan ve hiç çocuğun gözükmüyor. Nasıl oluyor ki bu? Bilmiyorum, anlamadım. Başta ben de takıldım ama sonra da boş ver dedim. Boş ver. Üzümünü ye, bağını sorma Handancığım. Yani senin gücün zaten yetmez de kim böyle bir şey yapabilir? Nedret'i desen sanmam. Yani bence Dündar Demir'in işi bu. Yani bu seni tedirgin etmiyor mu hiç? Alo. Sana diyorum Handan. Alo. Orada mısın Handan? Alo. Dündar yapmışsa da bizim için yapmıştır. Vallahi sen yine de temkinli ol. Yani çok tuhaf bir durum bu çünkü. Tamam, konuşuruz sonra. Dündar yapmışsa da bizim için yapmıştır. Buyurun Dündar Bey. Size teşekkür etmek istedim. Sayenizde her şey sorunsuz ilerledi. Daha önce de söylemiştin Dündar Bey. Bu gibi konularda bana her zaman itimat edebilirsiniz. Hemen geliyorum ben. Bora Bey aradı. Tahmin ettiğiniz gibi. Handan Hanım'ı araştırmamı istedi. Handan'ın çocukları olduğunu kimse bilmeyecek. Uydurma belgeler yaratmaktan bahsetmiyorum. Bora'nın yapacağı araştırmadan hiçbir sonuç çıkmamasını garanti altına alacaksın. Yarın ilk iş sana para çıkartacağım. Bu konuda kimle ilerlediğin, kime ne ödediğin senin bileceğin iş. Ama Handan'ın çocukları yok. Olmayacak. Bu konunun kesin şekilde kapatılması lazım. Merak etmeyin Dündar Bey. Bana her zaman itimat edebilirsiniz. Oraya yeniden bir şeyleri kurcalarsa haberim olsun. Ne yaptığımı biliyorum. Öyledir. Çünkü ben anlamıyorum. O kadın, sonra da kardeşleri. Niye? Bu insanları korumak için niye bu çaba? Yoksa gerçekten aşık mı oldun bu kadına? Neden anne? Neden? mısın yoksa? Cuma. Bana o isimle hitap etme. Nasıl bir yere düşmüş? Affet beni. Nasıl bir tımar halindeyiz? Anne. Kafayı yiyeceğim, ne yapacağım? Bir daha yapacak mısın? Anneyi üzecek misin? Hayır anne, bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Nisa? Hiçbir şeyim yok. Korkuttun mu? Ya odada yoktun. Yok, yan boş bulundum. İyiyim. Artık sen de önümüzde hiçbir engel yokmuş gibi hissediyor musun? Hı? Bildiğim tek bir şey var, engeller bitmez. Hele Handan için asla. Bitmesinler bakalım. Ne kadar engel varsa üstümüze gelsin. Artık ben senin yanındayım. Pardon. Ben özür dilemek istemiştim. Dün gece için. Kardeşlerim için. Annem için. Annen. Ben ne desem boş şimdi size. Biliyorum ama ben artık yalan söylemek istemiyorum. Yani? O belgeyi, nüfus kayıtlarını biliyorum. Annem yapmış olamaz bunları. Çok büyük iş bunlar. Annemin etine budune et çocuktan hallice bir kadın. Üzülmem mi gerekiyor? Hayır, ben anlatamıyorum galiba. Bu büyük işi annem nasıl yapsın? Merak etmiyor musunuz? Kim yapmış, neden yapmış? Ne yapmamı istiyorsun? Hı? Daha da mı araştırayım? Handan'ın annesini, çocuklarının babasını, onları da mı araştırayım? Daha da mı dibe batmamı istiyorsun? Ya da başka bir şey mi ima ediyorsun? Başka biri mi yaptı diyorsun? Kim? Babam mı? kendi ailemi de mi araştırayım? Hayır. Ben sadece ne olduğunu bilmek istiyorum. Merak ediyorum çünkü bu işin sonu kardeşlerime dokunuyor. Ben ne yapıyorum sanıyorsun ya? Ne için paralıyorum kendimi? Ne yapıyorsam kardeşlerim adına yapıyorum, onları korumak için. Tamam işte, o zaman anlıyorsun beni. Anlamıyorum. Seni de anlamıyorum. Anneni de anlamıyorum. Kardeşlerini de anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Kapatman gereken bir borcum var. Hadi git işinin başına. Nereden buldun o paraları? Nereden bulacağım ya? Annem verdi gece. Annem zengin mi olmuş? Hem de nasıl? Biz artık karada ölüm yok. Gel gel ezelim şunları. Neyi ezeceğiz? Ay harcayalım yani, alışveriş yapalım. Yok mu hiç isteyin? Oyun kartı var mıdır burada? Ay biraz büyük düşün ya. Oyun kartı ne? Annem mi geldi? Ay hadi inşallah kredi kartıyla gelmiştir. Annen evde mi ya da ablam? Ay yoklar, sonra gelin. Ara bakayım kızım ikisinden birini. Kira borcunuzu kapatabiliyorlar mı hemen bugün, sor. Soramam ya, soramam. Karıştırmayın beni. Ya kendiniz arayın ya da akşam uğrayın. Kızım ben arayınca açmıyorlar. Artık sabrım tükendi benim. Müşkül durumda bırakmayın insanı canım. Ya senin daha kaç tane evin yok mu ya? Ve bizim kira borcumuzla mı müşkül oluyorsun? Çıkalım da kurtul be. Zaten senin bu döküntü evine kalmadık, tamam mı? Taşınacağız biz. Tamam, anlaşıldı. Gelin evladım. Bunlar kim ya? Çekil çekil, sizle mi uğraşacağım? Mobilyalar hep buranın. Mobilyalar kalsın. Eşyalı tuttulardı. Diğer kalan bütün ıvır zıvır, onların hepsini toplayın. Tamam oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Döküntü evime kalmadınız ya. Ben de sizi kapının önüne koyuyorum. Kızım, ablana söyledim. Daha önce annene de söyledim. Dinletemedim. Benden günah gitti. Eskiden çalışırken yüzün gülerdi. O da kalmadı. Benim yüzüm nasıl gülsün Burcu? Gerçekten iğrenç bir hayat. Sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Barış'la kahve içmeye çıkacağız ondan. En azından birimizin yüzü gülüyor. Öyle deme. Sonradan ne oldu gece? Ben gitmedim. Ama annem herhalde yine dört ayağının üstüne düşmüş. Bora herhalde. Tepende yine. Hayır, altın. Çalışıyorum. Laf anlatmaya çalışıyorum. Ama dinlemeyene ne anlatabilirsin yani? Özrümü kabul etmiyor. İşten istifa etmeme izin vermiyor. Lafıma güvenmiyor. Ela ile annem zaten başka bir dilden konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Beni şu projenin temeline gömsünler. Yani Can da olmasa o vaziyetteyim gerçekten. Bir şey diyeceğim ya. Ben Barış'a ekeyim. Biz kız kıza kahve içmeye çıkalım. Dertleşiriz. Kaçabilir misin? Bunları bitirip teslim etmem lazım. Of. Ela'dan inciler zaten. Geç kalmıştı canım. Abla, çok acil eve gelmem lazım. Ela ne oldu? Can'a bir şey mi oldu? Hayır ama hemen gelmen lazım. Çok acil. Tamam, geliyorum hemen. Ne oldu? Can'a bir şey olmadı değil mi? Yok bir şey olmadı da çıkmam lazım benim ya. Haber ver bana da. Tamam, gelirim. Cevap vermeyecek misin Bora? Ne dememi bekliyorsun Barış? Doğruyu söyle yeter. Dün akşam o insanlara tuzak kurmak için beni kullandı. Ben sana da güvenemeyeceksem kime güveneceğim Bora? Benden sana bir tavsiye. Kimseye güvenme. Bana da güvenme. Derya'ya da güvenme. Handan'a da güvenme. Hatta kapıdaki güvenlik görevlisine bile güvenme. Hiç kimseye güvenme. Bak bana, kimsenin ağzından çıkan tek bir lafa bile inanmıyorum, güvenmiyorum. Dün akşamki belgelere de mi? Abi, bak benim bu konuda sana söylemek istediğim bir şey var. Ama nasıl tepki vereceksin kestiremiyorum. Bu insanlar resmi kayıtları falan değiştirebilecek insanlar değil. Benim bunlara gücü yetecek tek bir tanıdığım var. O da Dündar abi. Ama Dündar abi böyle bir şey neden yapar bilmiyorum. Niye Handan'ı korumak istesin ki? Bunun cevabını veremedim. Gerçek aşktır belki Barış. Hı? Kara sevda. Müsait misin Dündar? Evet abla. Evet. Şirkete de gitmiyorsun artık. Handan'a daha yakın olmak için. Bunlar daha cicim aylarımız sayılır. Tabii. Evlendiğiniz duyuldu. Herkes sizden bahsediyor. Saklamaya gerek görmedin. Hı? Görmüyorum, evet. Saklamaya çalışmak daha kötü bir imaj yönetimi olurdu. Ve şaşıracaksın. Ne hisseler düştü, ne insanlar kaçtı, ne kıyamet koptu. Her şey yolunda. Benim kimle niye evlendiğim kimsenin umurunda bile olmadı ablacığım. Tebrikler. Başardın. Sağ ol. Benim için sevineceğini biliyordum. Şimdi ne olacak peki? Handan'ın kardeşleri, onları da hayatımızın bir parçası etmeyi düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Yani sırf bir inat uğruna o çocukları da buraya almak gibi bir hata yapmazsın. Hı? Serap ablaya niye çıkmadınız burada? Bir de oturuyorsunuz taşta. Camdakini görmedin herhalde. Gördüm. Anlat bakayım ne oldu? Saliha teyze geldi 2-3 tane adamla. Bütün eşyalarımızı toplayıp attılar buraya. İsterseniz de dava edin, umurumda bile değil dedi. 3 aylık mı, 4 aylık mı bir kira borcumuz varmış. Mahkemede de onu haklı bulurlarmış falan filan. Ya bildiğin şu havada sokakta kaldık abla. Ödeyecektim ben ya. Ben ödeyecektim. Taksit de olsa ödeyecektim. Ben konuşmuştuk biz. Canım, iyi misin? Ben iyiyim abla. Kış vakti çoluk çocuk böyle sokağa atılır mı ya? Nasıl insanlar bunlar? Bu nasıl bir insanlık? Ablacığım, biraz sakin olursan bunun bir fırsat olduğunu zaten anlayacaksın. Ne fırsatı Ela? Ne diyorsun sen? Annem, ya orada kocaman bir ev. Ev ne ya? Malikane, şato, saray var, saray. Ela, olmaz. Ya niye olmaz? Annem orada, biz niye burada kalalım? Kızım delirdin mi? Bir aklın başına toplar mısın? Annemin kardeşleri sanıyor o insanlar. Biz nasıl yaşayalım aynı çatı altında ya, lütfen? Abla kim nereden bilecek ya? Hem ben Can'ı bile tembihledim, çözüldü o iş. Ben de Handan abla diyeceğim anne. Bak. Aferin. Çocuğun da kafasını karıştırmışsın. Ya kızım, ev annemin değil bir kere. Kim açsın kapısını bize, niye açsın? Lütfen biraz mantıklı olur musun ya? Sormadan bilemeyiz diyenler... biz. anneciğim. Ela'cığım, güzel kardeşim, efendim. Ha. Anne çok saçma bir şey oldu ya. Bu Saliha teyze var ya, bizi kapının önüne koydu. Bildiğin sokakta kaldık burada. Nasıl ya? Ne oldu? Ben sana para vermedim mi? Ya yok. Kadın geçmiş anne oralara. Nuh dedi, peygamber demedi ya. Gözümüzün yaşına bile bakmadı. Ay hay Allah ya. Sevil ablanlara çıksaydınız, Serap orada ilgilenir sizinle. Serap mı? Vardı bir odası. Sağardınız oraya. Makyaj malzemeleri falan var ama ayarlanırdı. Anne. Ya ben diyorum ki, hani fırsat bu fırsat. Buraya gelsek ya. Olmaz. Niye ki? Kızım çok acele ediyorsun ya. Burası cadı kazanı gibi. Vallahi ben sizi bu kaosun içine sokamam. Sizi çiğ çiğ yerler burada. Ya her şey ortaya çıkarsa? Annem... Tamam canım, hadi. Ben seni ararım sonra, oldu mu? Hadi bye. Kardeşlerim ya, çok özlemişim de. Laf et beni. Hı hı. Tamam. Tamam anneciğim, sen haber verirsin bize o zaman. Bye bye. Ne bekliyordun ki? Yok, hayır demedi de. Ben oraları bir ayarlayayım, size öyle haber vereceğim dedi. Ela, anneme güvenme, üzülürsün. Bak bunu artık öğrenmiş olman lazım kızım. Hadi taşıyalım şunları Serap abla. Tut. Tut. Ela. Ablam odasında mı? Az önce buradaydı. Birazdan gelir. Tamam. Aklına çok ihtiyacım var ablacığım. Neredesin? Füsun Hanım yok muydu? Birazdan gelir herhalde. O neydi? Avukatı göndermiş ama kendisine teslim etmem gerekiyor. Tamam, ben alabilirim. Kardeşim sonuçta, bir şey olmaz. Vasiyet mi? Ben Füsun Moran. Kendi hür ve serbest irademle bu vasiyetnameyi düzenliyorum. Yakın zamanda yaşadığım şiddetli bir sağlık sorunu beni bu vasiyeti yazmaya itti. Bütün mal varlığımı hayattaki tek evladıma... Kimliği saklı olduğu için bu bilginin gizliliğinin her koşulda devam etmesi tek talebim. Ne çocuğu abla? Çocuğu ya. İşim var benim burada. Ay, neden burası? Sanki hiç yer yok. Ah Bora. Oh. Sen kabul ettiysen. Ay, Bora, yani Füsun'un köftesi senin ne denir? Egzantrik hobi. Hobi diyebiliriz değil mi buna? Dur bir dakika. Füsun ne diyordu? Suçlu zevkler. Evet. Siz arada Füsun'la buluşun, böyle buz gibi havalarda köfte ekmek yiyin, belki kafanız açılır. Füsun'la ben çok farklı frekanslardayız halacığım. Bizi çok yanlış okuyorsun şu an. Öyle olsun. Kahvede uzlaşabiliriz. Peki, sadede gelelim. Nedir bu, yani konuşma isteği? Ne konuşacaksın benimle? Ha? Handan ve kardeşleriyle ilgili değildir umarım. Kısmen ama daha ziyade babamla ilgili. Benim diğer çocuklarınki gibi bir babam hiç olmadı. Dündar Demir, bir başarı abidesi. Gölgesinde ezileceğim bir başarı abidesi. Hem de öyle yani gerçekten bir abide gibi sanki, taştan yapılmış gibi. Soğuk, kapalı, ulaşılmaz. Tanıması imkansız biri. Aklındakini asla paylaşmayan biri. Bizi sevmediğini falan söylemiyorum, yanlış anlama. Bizi hep çok sevdi, bunu hissettirdi bize hep. Ama bir şey eksik ya da fazla. Sence de öyle değil mi? Benim cevap mı vermemi bekliyorsun? Ben ne konuştuğunu bile anlamadım Bora. O kadın Handan, zavallı bir kadın bence. Yani hep onun bir oyun oynadığını düşünüyordum. Ama dün geceden sonra durumlar değişti. Çok başka bir durum var artık, tuhaf bir durum. Babam gibi bir abidenin boyuna yakışır bir oyun var sanki. Ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum. O kadını, çocuklarını, kardeşlerini falan unut şimdi. Başka bir şeyden bahsediyorum. Ya o kadın bizim hayatımıza girmediyse, babam onu bizim hayatımıza soktuysa bile isteye. Ne dersin? Bora, yani niye böyle saçma sapan şeyler söylüyorsun? Bilmiyorum, belki de sağlıklı düşünemiyorum artık ama o kadar uzun zamandır o kadın kim, o kadın kim diye soruyorum. Hep bir çıkmaz sokak. Halbuki başka bir soru var. Gözümüzün tam önünde. Başka bir soru. Dündar Demir kim? Bu soruya senden iyi kim yanıt verebilir? Öyle değil mi? Bence sen bu dedektiflik oyunlarını pek bir sevmişsin. Yeni maceralar peşindesin. Ama sana söyleyeyim, gereksiz bir heves bu. Öyle mi gerçekten? Çocuklarım beni nasıl affedecekler? Handan? Handan? Abla biz geldik. Ela? Ablacığım? Can? Can? Bahçede karşılaştık. Seni görmeye gelmişler. Ya aslında başımıza bir iş geldi. Ev sahibiyle küçük bir tatsızlık. Biz de dedik ki ablam belki bize tek göz bir oda verir. Tabii ki. Tek göz oda ne demek? Ev sizin. Değil mi Handan? Ay sahiden mi? Baba? Ne oluyor? Niye gelmiş bunlar? Ela ile Can, Handan'ın kardeşleri kızım. Bir süre bizde kalacaklar. Yok artık. Şaka de baba. Ne olur şaka de. Büyük ablanız Derya, o gelmedi mi? O hala Handan ablama biraz triple, o yüzden gelmek istemedi. Peki. Ama siz buradasınız, ne mutlu. Selin, bir oda hazırlanana kadar birkaç gün senin yanında kalsınlar, olur mu? Sana yerleşsinler. Artık aileyiz. Birkaç gece odanızı paylaşırsınız, ha? Baba. Selin. Ayıp oluyor ama. Bora, gerçekten donuyorum. Sonra konuşmamıza devam ederiz. Rahatsız olma, ben yolumu bulurum. Kurtlara dikkat et tatacığım. Ne kadar tatlısın, şakacı. Efendim Selim? Abi delireceğim. Ne oluyor Selim? Handan'ın kardeşleri çat kapı geldiler. Buraya yerleşecekler. Ve babam açtı kollarını. Buraya gelecekler ya. İnanamıyorum ya. Aile boyu evimize sızdılar. Parazit bunlar. Resmen parazit. Derya geldi mi? Efendim? Derya hani bu bizim ofiste çalışan kız o geldi mi? Yok o gelmemiş. Sadece küçükler. Abi geldiler. Selin tamam sakin ol. Abi istemiyorum bunları odamda. Selin sakin ol. Abi bir şey yap. Hemen bir şey yap. Hala bağlamayı öğrenemedin mi ayakkabıları? Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yardım edeyim mi? Gel böyle. Delikanlı. Delikanlı dedim. Değil mi ama? Can? Can ne kadar yakışıklı olmuş, değil mi ablası? Evet. İyi, hadi o zaman sen aşağıya yemeğe in, biz ablanla geliyoruz, tamam? Tam bir aile olduk. Benim çocuklarım, senin kardeşlerin. Aynı çatı altında. Bir tek Derya eksik işte. Onunla hala aranızın bozuk olması üzüyor beni. Beni de. Ama Derya böyledir. Bana öyle geliyor ki... Derya'yla aranı düzeltmeden senin içindeki huzursuzluk bitmeyecek. O yüzden bunu kendime görev ediniyorum. Hiç gerek yok Dündar. Yani Derya'yı bilmiyorsun. Öğrenirim. Derya senin kardeşin değil mi? O benim de ailem sayılır. Yarın onu yemeğe çağıralım. Aramızdaki buzları eritmeye çalışırız. Ha? Yüzün gülüyor. Gözlerin içinde de gülümseme vardı ama... sanki son 2 gündür yok gibi. Yani çok üst üste geldi tabii. Biliyorum. Ama seni böyle görmek beni çok üzüyor. Lütfen rahat ol Handan. Benim yanımda güvendesin. Şu halimize bak. Hala alyans takmaya çekiniyoruz. Yarın Derya bizimleyken aile arasında takalım müzikleri. Bırakacak mısın artık şunu? Ne var? Evin mi eskiyor? Evet, eskiyor. Üstüne filtre atılmış gibi. Siz kapıdan girdiğinizden beri havası değişti. Ay evet, filtreler öyle oluyor canım. İnsan ilk başta biraz yadırgıyor ama daha sonrasında alışıyor, merak etme. Lütfen biraz sessizlik sofrada. Ama Tata. Tata ne ya? Lütfen bir daha tekrarlamayacağım. Sofrada tartışma istemiyorum. Afiyet olsun. Hoş geldin. Ne güzel kalabalık bir sofra. Kalabalık aile yemeklerini oldum olası çok sevmişimdir. Handan'ın kardeşlerine bir kez daha hoş geldin demek istiyorum. Dilediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Sadece mutlu oluruz. Baba. Efendim kızım. Abi. İyi akşamlar. Hoş geldin Bora. Melek Hanım, sofraya bir tabak daha koydurtabilir misin? Kurt gibi açın da. Tabii Bora Bey. Nisa da çantamı odama çıkarabilirse. Eve mi döndün yoksa? Evet prenses. Çok özledim sizleri. Hem hep birlikte bir arada olalım istedim. Hem belki Can'la da güzel anlaşırız, iyi vakit geçiririz. Değil mi çocuk adam? Handan ablasının bir tanesi. Ben de az önce kalabalık bir aile olmayı ne kadar özlediğimden bahsediyordum. Ne mutlu ettin beni. Mutlu ettim demek. Sevindim. Sevindim, güzel. Neyse ben elimi yüzümü yıkayayım. Sizler hiç rahatınızı bozmayın. Ben sizin yerinize bozarım. Derya hiçbir şey yememişsin ama. Hiç iştahım yok ki. Ya bu kadar dert etme. Annenin yanındalar sonuçta. Yani keyifleri yerindedir. Ela'nın yerindedir de Can. Huzursuz olmuştur şimdi yabancı yerde. Yani bu kadar kendime dert edeceğimi ben arayayım. Değil mi? Sen aşağıdakilere baktın tamam mı? Onlar birazcık deli. Didişmeyi çok seviyorlar. Yani bizim ablanla didişmelerimiz gibi düşün tamam mı? Ama onlarınki biraz daha farklı böyle Avrupa görmüş hali diyelim. Derya arıyor. Derya, biz de Can'la senden bahsediyorduk. Abla ne zaman geleceksin? Canım, çok özledim seni şimdiden. Nasıl uyuyacağım ben sensiz? Ben de çok özledim. Rahat mısın orada? Kötü davranıyorlar mı sana? Ay yok artık, daha neler? Can'a sordum. Ben iyiyim ama insanlar bir acayip. Bak huzursuz olursan, rahatsız olursan hemen ara beni. Geleyim alayım seni, tamam mı? Derya bu eziyeti niye çekiyorsunuz? Niye gelmiyorsun? Bak Dündar da söyledi. Derya yemeğe gelsin, buzları eritelim dedi. Kızım ben bunları niye yapıyorum ha? Hepimiz için yapıyorum değil mi? Anne, ne olur. Derya tamam yani kalmaya gelmesen de yemeğe gel en azından ha? Çok tuhaf görünecek. Gelirsem tuhaf duracak asıl. Ben tuhaf duracağım orada. Tuhaf tuhaf bakacağım o adama. Sana, çocuklarına. Ay Derya senin bu inadın kime çekti acaba? Can istiyor bir dakika. Abla. Canım. Beni görmek için gel bari olmaz mı? Olur. Olur olmaz mı? Olur gelirim tamam. Görüşürüz abla seni seviyorum. Görüşürüz canım hadi uyu artık tamam mı? Öpüyorum çok. Bay bay. Bay bay. İyi ki sen sordun ya. Keşke en başta sen sorsaydın. Aşkım. Ya baba katılır mı? Çok gıdıklanıyorum. Ben seni gıdıklayayım biraz da. Ya. Ben seni gıdıklayayım biraz da. Seni gıdıklayayım. Ben seni gıdıklayayım. Gıdıklanmıyor musun? Ya Can beni çok özlemiş. Biz bu gece beraber uyumak istiyoruz. Uyusun tabii ki. Yeter ki yüzü gülsün delikanlım. Sağ ol. Dündar abi. İyi geceler. İyi geceler. Anne. Şşş. Tamam ya alçak sesle söyledim. Aşkım ama ağzın alışmasın. Gerçi konuşmaya başladığında ağzından çıkan ilk kelime anne olmuştu. İnsanın ağız daha ne kadar alışabilir ki? Dündar abi, benim babam mı olacak? Peki ya gerçek babam gelirse? Senin bir baban var artık. Başka kimseyi beklememize gerek yok. Kimseyi. Bunları düşünme sen kuzum, tamam mı? Neden bunu yapıyorsun? Neyi? Bora'nın eve dönüşü... Handan'ı anlamak için değil, o seni anlamaya çalıştığından. Uyarmış olayım seni. O benim gibi değil. Bazı soruları cevaplamaktan kaçtığında ısrarcı olacaktır. Nereye bakıyorsun sen? Hiç. Can geliyor mu diye baktım ama ablamın yanında uyuyacak herhalde. Sabah okula giderken parfümden sıkabilir miyim? Asla. Karıştırma sana. Elim kaydı. 2 kişilik ya bu yatak. Ne oldu kız? Hortlak görmüş gibisin, hayırdır? Tımarhane gibi bir yer burası. İyice tımarhaneye döndü burası. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Buca etmiş resmen. Şişeyi yarılamış. Şu hale bak. Yüzsüz. Dur bakayım sen. Gel buraya. Kardeşine de mi sıktın? Birazcık. Birazcık yok. Aşk olsun ya. Genç kız parfümü o. Ben sana olmaz demedim mi? Benden izinsiz parfüm nasıl kullanıyorsun sen? Hırsızlık bu. Bildiğin hırsızlık. Selin'cim 2 fıs fıs yani ne olacak? Ne 2 fısı? Boca etmiş. Ay abart abart. Önemli olan benden izinsiz kullanman. Gece sordun, olmaz dedim. Ama umrunda değil tabii. Yağmaya geldiniz ya hepiniz. Hı? Bir saniye. Bu da benim. Benim şapkam bu. Sormadan almış, inanamıyorum. Resmen hırsızlık. Selin, yeter. Ama hala. Aması yok canım. Böyle ufak tefek şeyler için tantana koparmak sana hiç yakışmıyor. Ya Selin'cim, aile içinde böyle şeylerin lafı olmaz. Hadi canım. Kardeşin kahvaltısını bitirdi bile. Sen de bir an önce üzerini değiştir, okula geç kalacaksın. Ben çocukları bırakacağım. İsterseniz Selin'le Pelin'le de... Ne münasebet. Yürü. Gel aşkım. Günaydın. Günaydın. Gece iyi uyudunuz mu? Rahat edebildiniz mi? Hem de nasıl? Teşekkürler. Delikanlı, okul dönüşünde seninle bir şeyler yapalım mı? Bizim bir dilimiz var biliyorsun değil mi? Pelin'e binersiniz belki. Midilli ne? At. Böyle küçük sevimli bir şey. Olur o zaman, isterim. Anlaştık. Siz de olmasanız bize şu koca evde insan gibi davranan yok gerçekten. Ela. Bir şey mi oldu? Yok yani Selin'le işte, çok normalim. Hadi. Teşekkürler. Hadi gidiyoruz. Arabaya. Delikanlı. Bunların hepsi geçici. Unutma. Hepsi geçici. Ah, merhaba, ben Handan Demir. Siparişim hazırsa gelip hemen alacağım. Tamam, teşekkürler. Hayırdır Handan Hanım? Sürpriz. Bize mi? Bu sefer Dündar'a. Olsun. Bana şimdilik bu kadarı da yeter. Okuldakiler görsün bakalım kimmiş çakma. Suratları şimdiden gözümün önüne geliyor. Servet, sen önce beni bırak olur mu? Tabii Handan Hanım. Ya Pınar, gördün mü haberleri? Bütün okul onları konuşuyor. Görmez miyim? Merve atacaktım bana da silinmiş hemen. Ben mi karıştırdım dedim de yok. O değil mi? Yo, ben gördüm. Kesin Ela'nın annesi o. Şimdi o çakmanın arasından geçilmez. Aynen. Kimin arabası bu? Bilmiyorum ki. Baksana bayağı zengin eşi. Özel şoför mü? Evet. Kim ki? Yok artık. Ela? Ela, hayırlı olsun. Ay, kokun da çok güzelmiş. Gözlüklerin, eldivenlerin çok güzel. Ay, bir şey diyeceğim. Bugün okul çıkışı. Üçümüz biraz gezelim mi? Lütfen. Ay, sorry kızlar. Biz okul çıkışı malikanemizde midilliye bineceğiz. Gel Can. İyi eğlenceler. Midilliymiş çakma. Bu akşam bize katılacakmışsınız. Duyunca çok memnun oldum. Sağ olun. Umarım emrivaki olmadı. Yo, ben de kardeşlerimden ayrı kalmaya pek alışkın değilim. Onları görmüş olurum. Sormamın bir sakıncası yoksa ablanla, yani Handan'la aranızdaki küslüğün sebebi nedir? Küslük demeyelim de... Ne diyelim? Zıt karakterleriz diyelim. Ha. Anladım. Bora'yla biz de öyleyizdir. Yani baba oğul örneği verdim ama anladınız siz. Bana pek öyle gelmemiştiniz. Çok benzer görünüyordunuz uzaktan. Hı. Öyle mi? Bu iyi mi? Kötü mü? Bilemedim. Proje çok güzel gidiyor. Bu konu hakkında bir konuşma fırsatımız olmadı ama Bora ya da Barış bahsetmiştir. Projeye dahil oluşunu ve ortaya koyduğun yeni vizyonu çok önemsiyorum. Teşekkür ederim. Yarınki sunumla da artık bir sonraki etaba geçeriz bence. Ha? Dünya ne küçük değil mi? Evlendiğim kadının kardeşi, oğlumun projesini ipten döndüren genç kadın çıkıyor. Hayat. Aynen öyle. Hayat. Merhaba, Dündar Bey'i gördünüz mü? Görmedim. Sağ ol. Dündar'ı arıyorum da gördünüz mü? Görmedim. Ah, hoş geldin tatlışko. Kocanı mı kaybettin? Bulman için yardımcı olmamı ister misin? Mevcut durumunda bana koca bulma konusunda pek yardımcı olabileceğini sanmıyorum Füsuncuğum. Aa, Dündar Bey'i gördünüz mü? Yok, görmedim. Dündar Bey odasında mı gördünüz? Hayır, görmedim. Dündar? Handan? Ben de seni arıyordum. Bu nedir? Sürpriz. Seni birkaç saatliğine çalmaya geldim. Herhalde sensiz de yapabilirler. Ha, söyle, odama geçeyim. Dündar, ben bir hata mı yaptım? Yani ben düşünmüştüm ki... Ne düşünmüştün? Yani şirkette nasıl piknik yapacağımızı çok düşünmedim tabii de. Benim bir fikrim var. Ne için? Piknik. İnanır mısın, ben de tam olarak böyle bir şey hayal etmiştim. Bakalım bunların içinde neler varmış. Sever misin bilmiyorum. Teşekkürler. Böyle şey gibi olmadık mı, reklam filmlerindekiler gibi? Ama hayat sigortası reklamı. Mutluluğumuza. Sen içmeyecek misin? Ha, önce sen bir yudum al istedim. İş yerimde. Çalışanlarımın içinde böyle olaylardan hoşlanmam. Handan. Özel hayat ayrı, şirket ayrı. Bugün olanlar bize hiç yakışmadı. Herkesin içerisinde beni gülünç duruma düşürdü. Bir daha tekrarlanmasın. Anlaşıldı mı? Sen keyfini çıkar. Benim işimin başına dönmem lazım. Sürpriz yapacakmış. Senin neyin acaba sürpriz? Kendini de rezil ettin, adamı da rezil ettin, bitirdin. Bitti işte. Koskoca Dündar Demir iş yerinde rezil etmeyi başardın Handancığım. Bravo sana, ne kadar aptalsın ya. Ne kadar aptalsın. O Dündar Demir, peki sen kimsin? Sen kimsin ya, sen nesin? Ha? Sen nesin acaba? Handan Demir'sin sen. Handan Demir olmam gerek. Hazır mısın Derya? Hayır, hayır! Bırakın! Hayır, bırakın! Bırakın lütfen! Ah! Lütfen, alır mısınız? Ben söz veriyorum. Size bunları kuruş kuruşuna geri ödeyeceğim. Söz veriyorum, tamam mı? Söz veriyorum. Tebrikler. Hiç hazır değilim Burcu, hiç değilim. Ama teşekkür ederim, beni yalnız bırakmadınız, geldiniz. Her zaman yanındayım. Barış'ın da burası ikinci evi sayılır. Onun için sıradan bir akşam yemeği. Sende bir şeyler var. Canın mı sıkkın? Yok. Derya denen o kız mı? Evet. En az Handan kadar huzursuz ediyor beni. Belki biraz daha fazla. Daha olgun bir karakter belli. Daha akıllı. Daha oturaklı. Hala? Hı? Handan'ın yarından haberi yok değil mi? Hayat ne garip. Hiç aklına gelir miydi bu eve misafir olarak geleceğin? Yoksa hep bugünü mü arzulamıştın? Doğruyu söyle. Ay inan gerçekten bugünleri hiç görmemeyi tercih ederdim. Makul. Derya. Derya. Çocuklar nerede? Gelirler birazdan. Vay be! Küs kardeşleri de barıştırdık. Helal olsun bize ya. Hı? Bu akşam kendimi çok şanslı sayıyorum. Yeni ailem, yeni kardeşlerim. Yeni çocuklarım varmış gibi. Burada bu sofranın etrafında toplanmış olmamız beni o denli mutlu etti ki. Bir itirafım var. Size bir konuda dürüst davranmadım. Aslında burada toplanmış olmamızın nedeni Handan'la benim için özel bir sebebi var. Bugün şirketteki piknik sürprizinden sonra hala vazgeçmedin. Asla. Daha da bağlıyım sana. Hepiniz fark etmişsinizdir. Henüz ikimiz de alyans takmadık. Biraz bekleyelim istedik ama artık vaktidir. Yüzüklerimizi aile içerisinde takalım istedik. Bilseydik çeyrek altınımızı alır öyle gelirdik. Gram altına bile paran yeter mi acaba? Benim bu akşam duygu durumum biraz karışık. Ama yanlış anlamayın. Çok mutluyum. Burada hep beraber olduğumuz için, yanımızda olduğunuz için, kardeşlerim yanımda olduğu için. Madem bütün ritüelleri takip ediyoruz, sırada ne var? Kına falan onları kaçırdık değil mi ya? Tüh bak, onlar arada kaynadı tabii. Olsun, değil mi? Balayı falan yapabiliriz. Balayı olur, iyi fikir. Paris, Maldivler, dünya turu. Ben olsam asla kaçırmam. Ela'cığım, yani Dündar işine çok bağlı, çok da yoğun. Hiç öyle şeyler düşünmedik. O zaman upuzun bir yaz tatili yaparız hep beraber. Ha? Ne dersiniz onun yerine? Aa, olur mu baba? Yani isteme falan da yapamadık zaten, ayıp oldu. Mesela hediye, ha? Yüzük takma hediyesi, öyle bir şey var mı Derya Hanım? Siz daha iyi bilirsiniz. Bora tabii bütün bunları benimle uğraşmak için söylüyor ama benim bir hediye fikrim var. Yok canım, daha ne hediyesi? Handan'ın ailesi ve kardeşleri için elimden geleni yapmak boynumun borcu. O yüzden Ela ile Can'ı 2. sömestrden sonra özel okula aldırmayı düşünüyorum. Dündar. Hem böylece Selin'le Pelin de daha yakın olurlar. Selin'le Ela aynı sınıflarda, öyle değil mi? Ha? Baba, özellikle mi yapıyorsun? Evet, dedim ya kızım. Bana eziyet etmekten zevk mi alıyorsun? Eziyet mi? Olur mu öyle şey kızım? Ne eziyeti? İzninizle. Yeni gelişmeler, yeni bir hayat. Sindirmesi zaman alıyor tabii. Selin'e kızmayın, olur mu? Yok canım, ne kızması? Prenses. Abi ne olur sen bir şey söyle. Ben anlamıyorum artık. Babam neden yapıyor bunları? Babam gerçekten bize eziyet etmeye çalıştığını düşünmüyorsun, değil mi? Bu geceden sonra düşünüyorum. Sen düşünmüyor musun? Bence babam doğru olanı yapmaya çalışıyor. Ben de çözemiyorum her zaman neyi niye yaptığını. Belki annem yüzünden kendini suçluyor. Belki bir şeylerin kefaretini ödemeye çalışıyor. Ama niyetinin iyi olduğuna emin olmak zorundayız. İnanmak zorundayız. Şüphelenemeyiz. O bizim babamız. Tamam. Gel buraya. Teşekkürler. Derya gidiyor galiba. Vedalaşacak mısınız? Doğru, ben bir bakayım onlara. Abla, yarınki program nedir? Handan'a bilgi verdiniz mi? Yok, biz konuşmadık. Konuşmadınız mı? Bizim kulübümüzün düzenlediği bir yardım kampanyası. Yani daha önce Zerrin öncülük ediyordu. Şiddet mağduru kadınlar için yapılan bir yardım kampanyası. Nerede olacak? Burada. Ben sizin olmayacağınızı düşünmüştüm, o yüzden. Ay yo, ben olmak isterim. Yani Zerrin Hanım'ın böyle bir mirası varsa, hele ki böyle bir amaca hizmet ediyorsa bulunmak isterim. Tabii ki. Detaylar nedir? Ben sizi arabada bekliyorum. Geldim ben de. Abla, gitmesen olmaz mıydı? Ablacığım, ben burada kalamam ki. Ama şimdi sizi gördüm ya, içim rahatladı. Ela ablam da özledi seni. Hı. Biliyorsun onu işte, duygularını hep saklar. Yalan mı? Değil. Ya bir şey diyeceğim. Ben de artık böyle kendimi aileden hissetmeye başlayacağım. Bir sıkıntı mı var? Sıkıntım sensin Burcu. Biliyorum bir yanda Derya'ydı, Handan'dı, Bora'ydı. Hayatlarımız çok iç içe geçti ama... ben bu sevgili muhabbetlerinden hoşlanmıyorum ki. Yani bizim olayımız da bu değildi ki. Değil miydi? Değil. Ya ben o kafalarda değilim. O yüzden denesem de olmaz. İnan. İnandım. Merak etme. Ben bırakacaktım seni. Bıraktın zaten. Bundan sonrasını kendim giderim. Kızın bir kabahati yoktu ki. Bak burada canın sıkılırsa, burada kalmak istemezsen bir telefona bakar. Hemen gelirim alırım seni, tamam mı? Unutma, kimseden çekinmene gerek yok. Hiç kimse senden önemli değil. Handan'la Benan lafa daldılar, gelir birazdan. Önemli değil, selamımı iletirsiniz. Beklemeyeceğim mi abla? Burcu'yla Barış dışarıda bekliyorlar, ayıp olmasın şimdi. Tekrar teşekkürler. Yarın şirkette görüşüyoruz zaten. Sabah bir ofisime uğrayabilir misin? Konuşmak istediğim bir mevzu var. Tabii, uğrarım. Burası hiç normal bir yer değil. Nasıl yani? Ben kardeşlerimi burada bırakmazdım. Nasıl yani? Gidin. Gidin buradan. O ne demek şimdi? Niye? Gidin. Bir saniye, nereye? Derya. İyi misin? Ben bir şeyler dediler ama hiç anlamadım. Sana bir sır vereyim. Bu evi oldum olası sevemedim. Hadi gidelim. Burcu nerede? O beklemedi, gitti. Aşağıdan taksi çevirdi herhalde. Allah'ım. Benan Hanım bakın, ben kimsenin yerini doldurmaya çalışmıyorum. Zaten haddime de değil. Ama işte bunun gibi böyle yapmam gereken şeyler oluyor. Yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. O yüzden bana böyle yol yordam gösterecek biri gerek. Belki de siz bana... Yani evlerinizi tasvip etmediğimi biliyorsunuz. Kimseden de saklamıyorum bu duygularımı zaten. Tabii. Yani Dündar'ın partnerisiniz sonuçta, yani bu ailenin gelinisiniz. Sizin imajınız bizim de imajımız sayılır. Hı? Bu yüzden sizden daha elegan bir, yani bizi cemiyette layığıyla temsil edecek bir kişi yaratmamız gerekiyor. Evet, ben de öyle bir şey demeye çalışmıştım. Hı-hı. Demir, evet. Handan Demir. Sizden bir Handan Demir yaratabilirim. Oh, gerçekten şansımdan büyük kalktı. Handan Demir. Bence biz bunu beraber yapabiliriz. Değil mi Benan Hanım? Ne dedin o kıza? Hangi kızı? Handan'ın kardeşine. Kapıda ne konuşuyordunuz fısır fısır? Hiç. Ne konuşacağız? Bu çöpleri niye atmadın? Sineklenecek. Hadi. Hadi. Yok, yok. Bu böyle olmayacak. Buradan ben deli çıkarım. Evde herkes psikopata bağladı ya. Ah, ah Zerrin. Kadının arkasından o kadar laf ettim. Geldi şimdi benim oldu. Nisa. Nisa kafayı çalıştır. Kafayı çalıştır Nisa. Evin en büyük sırrını sen biliyorsun. Seni öldürmeyen güçlendirecek. Temel fizik kuralı bu. Ölmeyeceksin Nisa. Güçleneceksin. Daha da güçleneceksin. Ölmeyeceksin Nisa. Güçleneceksin. Müzayede mi, müzakere mi? Öyle bir şey işte ya. Bilmiyorum. Bu zengin kadınlar böyle kıymetli eşyalarını bağışlıyor. İşte sonra en yüksek parayı veren de kalıyor. Sonra o da böyle yardım derneklerine falan devrediliyor gibi bir şey. Yani tam anlamadım. Bence Benan Hanım'la biz aileleri konuşmuyoruz. O şerri, tümüma. Tuvabiyen à la maison. Pardon. Tabii kadın arada böyle Fransızca konuşuyor olabilir. Ya bu etkinlik bittikten sonra bu memleketi Paris'e döner mi acaba? Kızım bak senin asıl olayın Benan değil bence. Yani şu Dündar'ın tuhaflıklarını mı konuşsak acaba? Yok ya yani tuhaf demeyelim bence. Ne diyeyim Handan? Yani adam sana bir gülüyor, bir kötü davranıyor. Sonra... gidiyor, yüzükler oluyor, jestler yapıyor falan. Ya dengesiz yani. Kendini anlatıyorsun. Ama yani adam da bana alışmaya çalışıyor sonuçta. Benim de sağım solum belli olmuyor ki. Ya adamın iş yerine piknik sepetiyle gittim. Düşündükçe yerin dibine giriyorum ya utancımdan. Hiç bana bak. Sen böyle adamın her huysuzluğunda kendini suçlamaya başlarsan işimiz var söyleyeyim. Ya sen böyle bir kadın mısın Handan? Ya kendine gel. Adam resmen manipüle ediyor seni. Böyle tiplere ne diyorlar biliyor musun? Gaslighting. Yani böyle küçücük şeylerden kendini haklı, seni haksızmış gibi gösteriyor. Ki bu başlangıç yani daha büyüklerini yaşarsınız sana söyleyeyim. Ya sen kimden öğreniyorsun bunları ha? Sosyal medyada kimleri takip ediyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Ya ciddiye al beni, dalga geçme. Tamam canım ben seni sonra ararım hadi bye. Ay, tamam benim de işim var zaten hadi bye bye. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne derler ya? Öyle bir laf vardı. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bakıyorum, benim de kafalamışsın. Estağfurullah. Ay yok olur mu öyle şey? Biz Zerrin Hanım'ın mirası sürsün diye. Ha okey, halef selef. Zerrin Hanım'ın mirasını sürdürmek falan. Bayağı iddialı, bayağı. Gerek yok bu tavırlara. Hepimiz aynı takımdayız. Yani böyle bakmak gerekiyor değil mi? Efendim? Benan? Sorry, aynı takım derken... Zerrin'in aylar öncesinden ayırdığı, bu müzayede için ayırdığı özel bir kıyafeti vardı. Hı hı. Tabii bugünleri göremeyeceğini nereden bilebilirdi zavallım. Özel bir firmayla anlaştık bunun için. Kutuyu tam etkinlik saatinde getirecekler. Öncesinde bir konuşma yapman yerinde olur. Sonra da kutu açılır. Ben bütün trafiği sağlayacağım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında çok önce söylemem gerekiyordu. Ailemize hoş geldin Handan Demir. Çok teşekkür ederim. Keşke Dündar da burada olsaydı. Merak etme. Zerrin'in mirasına nasıl sahip çıktığını bizzat göstereceğim Dündar'a. Çok sevinirim. Ben de. Beyan Hanım'a da inanamıyorum. Tepemize çıkaracak kadını. Herkes şuurunu yitirmiş sanki. Daha ne burada? Bu nedir? Oğlumla senin sırrınızı biliyorum. Böyle sırların bedeli olur. Pazarlık için benden haber bekle. Şantaj. Kadın. O ucuz kadın şimdi de şantaj yapıyor bize. Nasıl öğrendi? Nereden öğrendi? Dündar abi. Barış, gel. Bir sorun mu var? Abi, benim kafamı kurcalayan bir şey var. Gidebileceğim, anlatabileceğim de kimsem yok. Elim kolum da bağlandı. Kime gideceğimi bilemedim. Sakin ol. Ne bu halin? Konu neydi? Abi, bir tek seninle paylaşabilirim. Elbette, her zaman. Ablama geçen gün bir belge gelmiş. Dur bir sakin ol. Geç, otur bakayım şöyle. Rahat ol. Anlat bana her şeyi, ha? Dündar abi, ablamın çocuğu varmış. Neden sakladı ki benden bunu? Nerede bu çocuk? Kaç senedir saklıyor? Kim bu çocuk? Onu en iyi sen tanırsın abi. Ben kendimi bildiğimden beri dostsunuz, iş ortağısınız. Ne olur sen söyle bari. Senin bu çocuktan haberin var mıydı? Vardı Barış. Nerede bu çocuk o zaman? Nerede saklıyor? Kim bu çocuk? O çocuk sensin Barış. Bilmiyorsun yani, çok zor zamanlardı. Ablan çok zor zamanlar geçirdi. Saklamak zorundaydı. Yani imkansız bir karar aldı ve seni kardeş olarak büyüttü. Ama o çocuk sensin. Dündar abi, saçmalıyorsun. Füsun benim ablam. Tamam, bir sakin ol. Sakin ol, tamam. Ya bu sırrı bil ama sende kalsın. Yani Füsun şimdi böyle bir şeyi kaldıramaz. En doğrusu bu sende kalsın. Benim gitmem lazım. Barış, iyi misin? Nesi var? Ailevi bir sorunu benimle, bir derdi varmış. Onu benimle paylaşmak istedi. Sen ne istemiştin? Dün akşam bugün konuşalım demiştiniz. Ha evet demiştim. Seninle bir işimiz var. Evet, sıradaki parçamız Hüsnü Hanım'dan. Aile yadigarı bir antika gece lambası. Şinanay formunda, 1950'lerden kalma. Açılışı 20.000'den yapmak istiyorum. 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 95, 100. 105, 110, 115, 120, 130, 130. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun Handan Hanım. Bir annenin çocuğunu korumak için neler yapacağını bilmiyorsun. Ömrümü verdim bu sırrı saklamak için. Daha ablam dediği, Benan'ın bile bilmediği bu sırrı senin afişe etmeni, cümle aleme bildirmene müsaade etmem. Dündarımın hayatını mahvetmene izin vermem. 400. Babamdan haber var mı? Yok Bora Bey. Daha fazla bekletemem insanları. Sunuma başlıyorum ben. Gerek yok. Ben buradayım. Dündar Bey'in başka bir programı varmış. Sunumu sizinle beraber benim yapmamı istedi. Projeye en hakim sensin dedi. Tuzağa düşürüldüm yani. Abla, gözlerini senden alamıyorum. Öyle olur tabii. Yıldızlara da böyle uzaktan hayran hayran bakar insan. Ela! Ya bir şey diyeceğim. Hazır okul çıkışı. İkimiz bir şeyler mi yapsak? Aynı eski zamanlardaki gibi. Hatta bak özel şoförün, araban da var. Beni biraz gezdirsene. Bak ne diyeceğim. Bu semester beni evine davet et. Ne dersin? Ah canım ya. Ne güzel şeyler düşünmüşsün sen öyle. Gece gözüne uyku girmemiştir eminim bunları düşünürken. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik biliyor musun? Nasıl yani? Babam bizi koleje aldırıyor. Bence sen ne yap biliyor musun? Bana sosyal medyadan koyduğum bütün blokları kaldır. Çünkü bundan sonra benim hayatımı anca oradan izlersin. İnşaat, mimari, mühendislik. Bunlar gündelik hayattan kopuk bir takım elitist kavramlar değiller. Hele bugün hiç değiller. Sadece başlangıç. Bunun ilk iş tecrüben olduğuna emin misin? Laf sokmuyorum. Az önce sunumda gayet profesyoneldin. Tebrik ederim. babam sahneyi sana bırakarak doğru karar vermiş. İltifat ederken bile laf sokuyor gibisiniz. İnsan ne düşüneceğini şaşırıyor. Annemin evlendiğini öğrenince babaannem sevinir mi ki? Sevinir tabii, niye sevinmesin? Babaanne? Neredesiniz siz? Ne aradığınız var, ne sorduğunuz. Telefonlarıma bile dönülmüyor. Olan biten her şeyi etraftan öğreniyorum. Öğrendin mi? Biz de sana sürpriz yapacaktık. Benim buradan çıkmam lazım. Önce doktorlarla bir de annemle konuşmak gerekmez mi ama? Ela, annene kalsa ben hayatta buradan çıkamam. Bana yardım et. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Benim buradan çıkmam lazım. Ama niye babaanne? Kötü mü bakıyorlar burada sana? Beni sorgulamayı bırak Ela. Dediğimi yap. Anneniz haddini çok aştı. Oğluma ulaşmam lazım. Olmaz babaanne. Her şey yoluna girmişken olmaz. Ela, Can, burada beni bırakıp da nereye? Buradan çıkmam lazım diyorum. Ela. Alo. Hah, dinle. Bunlar beni buradan çıkarmayacak. Senin mutlaka bir şeyler yapman lazım. Tamam. Tamam, bekliyorum, bekliyorum. Beni burada bırakma. Hadi güle güle. Bugünkü son parçamız merhum Zerrin Demir'den. Ama önce izin verirseniz Handan Hanım bir konuşma yapmak istiyor. Tekrar hoş geldiniz. Hepinizin bildiği üzere burada aslında Zerrin Hanım olmalıydı. O yüzden bu benim için çok büyük bir sorumluluk. Hem de çok gurur verici. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Zerrin Hanım'ın aramızdan ayrıldığı gece en yakınında ben vardım. Hala da böyle hissediyorum. O yüzden onun bıraktığı bu mirası hep gururla taşıyacağım. Teşekkürler. Kutuyu da siz açın isterseniz. Tamam. Biz bu parçaya bir paha biçemedik. O yüzden ilk rakamı siz belirleyin isterim. Handan. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ha? Aileye hoş geldin Handan Demir. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bilmiyorum ben. Yalnız tuhaf bir durum var. Ben bir şey yapmadım. Zerrin Hanım'ın müzayedeye koyduğu parça için bir alıcımız var. Bizimle online olarak irtibat kurdu. Zerrin'in elbisesi satılık değil. Dündar Bey, tuhaf olan bu değil. Alıcı. Çok saçma. Nasıl olur? Bu alıcı. Kimmiş? Zerrin Demir. Zerrin. Zerrin. Bununla bir alakan var mı? Ha? Handan. Doğruyu söyle. Ne saklıyorsun benden? Ne saklıyorsun? Zerrin'le ilgili bilmediğim bir şey mi var? Ne saklıyorsun? Ne oluyor Dündar? Niye bunu yapıyorlar? Bana niye bunu yapıyorlar? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bana niye bunu yapıyorlar? Bilmeyeceğim Dündar. Çok Allah'ım. Dündar da bana inanmayacak. Ben bir şey yapmadım. Bana niye bunu yapıyorlar? İnanmayacak ona. Bana inanmayacak. Bana niye bunu yapıyorlar? Ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Benan yaptı. Benan tuzak kurdu bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Handan Hanım, ağlamayın. Çok yıprattınız kendinizi. Sakinleşin biraz. İçin iyi gelir. İçin, için. Sakinleşirsiniz. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Oyun oynadılar bana. Kabus gibi değil. Geçer. Hepsi geçer. Beni de bir anneniz gibi kabul edin. Beni de bir anneniz gibi kabul edin. Aramızdaki şeyleri unutalım, olur mu? Unutalım. Aramızdaki şeyleri unutalım, olur mu? İçin, hadi. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Bana yapılan oyunları, kurulan tuzakları ben asla unutamam. Asla affetmem.